Maalesef her güzel şeyin bir sonu var. Bir kutu daha getir. Kimmiş, öğrendiniz mi? Züppe'nin teki. Sevmedim. Niye? Dersine fazla çalışmış. Kitap gibi okuyor Cengiz'i. Yani? Bak, masada milyon dolarlar var, alıp da gitmiyor. Fişlerine dönüp bakmıyor bile adam. Böyle kumarbaz olmaz. Seninki benim maaşı da batırmazsa, yarın kendim bir yoklayacağım bu herife. Bir şey çıksın istiyorsun değil mi? Sevmedim herifi. Garajda bir çayımı içsin isterim Allah için. Bozukluklar bitti. Şimdi bütün paralara geçiyoruz, olur mu? Alacağımı almışım. Niye devam edeyim? Niye olacak? Hepsini almak için. 10 dakika mola verelim mi? Ben biraz cephane alayım. Siz de biraz nefeslenirsiniz. Oldu olacak. Otelin anahtarlarını da koy da. Ceketleri de alıp gidelim. Az bir canı kaldı. Aldım ben onun numarasını. Kalk masadan Cengiz. 2 milyon param var ya masada. Daha da çok olur böyle. Baksana haline. Ne varmış halimde? Gözün döndü. Kalk. Altından kalkamayacağın bir şeye girme. Doğru diyor Cengiz. Zararın 2 milyonu kârdır diyorsunuz. İçimde bir his var ama çocuklar. Kazanacağım ya bu gece. Hadi inelim mi? Dur biraz daha beklesin. Üf ya. Seyretmesi acayip zevkliydi. 1-2 milyon daha ceza keseceksin değil mi? Onun cezası 1-2 milyonu geçer. İnsanın zayıf noktası nedir sence? Nedir? En çok sevdiği şey. Cengiz'in en çok sevdiği şey nedir peki? Kazanmak. Cengiz hayatta her şeyden çok kazanmayı sever. Peki ya Işan? Beni gözünü seveyim. Merhaba. Eşan bu... Kasabın adamları peşimde. Yakalarlarsa oyarlar. Oğlum ne yaptın lan yine? Ne yaptın değil. Kimi? Tamam uzadılar. Ödümü kopardın be Ali. Hem müstahak sen ha. El alemin karısına kızına göz dik daha sen. Selamun aleyküm. Merhaba. Eyşan bu Ali. Bu da Cengiz. Diyorum ya şu kadardan beri kardeşiz biz. Ömer sizden bahsediyor hep. Var ya kesin arkamdan konuşuyordur ha. Ben mahallenin şeyiyim çünkü. Yüz karası. Kara kedisi. Ömer kardeşim de var ya mahallenin medarı iftarı. Biliyor musun Ömer benden 2 yaş küçüktür aslında. Ama herkes beni onun küçüğü zannediyor. Ya oğlum öyle zannediyor. Çünkü Ömer kendi işini yapamıyor lan. Senin arkanı toplamaktan. İşte bu da mahallenin hırçın abisi. Biliyor musun aynen böyle kaşları çatık doğmuş. Anası dediydi bana. Başlatma lan hırçın abine. Çakarım tokadı ha. Ne gülüyorsunuz lan? Çakarım ha. (Gülüyor)
Bak sen sevdin o tatlıyı. Biraz daha koyayım mı sana? Ya yok. Şişko olup çıkacağım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ömer askere gidince sen gene de gel kızım. Meliha teyzen güzel yemekler yapar sana. Teşekkür ederim. Onca zaman nasıl geçecek vallahi bilmiyorum. Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar döneceğim ben. Merak etme sen. Toprağı ödeyecek borcunu gelecek. Geçer. Merak etme. Eşan abla kapatmışsın kahveni. Annen fal baksın mı sana? Baktığı çıkar ha. Tamam. Bırak da annem hımlasın. Sen gördüğünü söyle. Ya bir dur. Anneciğim şimdi burada iki tane kanat var. Kelebek kanadı gibi mi yani? Olabilir. Yanında bir şey var mı? Bir kanadın yanında böyle uzun kalem gibi bir şey var. Bir adam gölgesi gibi mi yani? He vallahi öyle. Bir ziyaret bekliyor musun yakında yavrum? 3 vakte kadar mesela. Hayır, beklemiyorum. Mesela hani bir akraba var mı? Ne zamandır haber almadığın? Yok. Ama aklından gitmeyen? Yok. Yani benim bir teyzem var. Başka da bir ailem yok. Bak artık var ama. Öyle değil mi anne? Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Sağ ol baba. Allah'a ısmarladık. Her şeyi yaptığın gibi yap askerliğine. Tamam baba, merak etme sen. Anne. Bu bana yeter, sen dönene kadar. Sen de bu adama dikkat et. Bırak. Benim yokluğumda dağıtır şimdi o. Ortak, bir kahramanlık falan yapayım deme sakın orada ha. Öyle kendini ileri falan atıp enayilik yapma. Ha bak 40 yılda bir doğru konuştu. Kollayacaksın kendini ha, bize lazımsın. Lan, tren gidiyor lan. Ha, koş. Şu işe bak ya. Ne yaptım lan gittim kız ben seni. Aman Ömer. Bana yaz ha. Yazacağım. Deli gibi yazacağım sana. Yoksa askerde kafayı yerime Eşan diye biri var mıydı yoksa rüya mı görüyorum diye. Ne oldu? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bak. Gitme de gitme. Umurumda değil yemin ediyorum. Gitme de gitme. Tren kaçıyor, git hadi. Tamam canım. Tamam.